alternatif bir yol gösterecek. Ne kapitalizmin ne de komünizmin Net, gerçi komünizm kalmadı da bu alt... üstelik ben de katılıyorum. Putin de bir kapitalist hem de en büyük kapitalist yani. Çin de kapitalist. O da komünist falan değil yani. Bunların hepsi kapitalist ve hepsi paylaşım bölüşüm savaşı içerisine girmiş durumda. Kimsenin o... halklarına adalet, özgürlük falan götürmek Kim bir... değil kapitalist talibi yok. o zaman? Kuzey Biz... Kore Başka. Hayır hayır hiçbir yani hepsi kapitalist hepsi... değil. Güzel bir yok mi? ki tamamı. Hayır e, komünist değil ne? dedi. Peki, Nasıl komünist. kötü oluyor bu? Bütün dünya buna sarıldıysa, benimsediyse, şey uyguluyorsa... Abi kapitalist. kim sarıldı? Ben mesela kapitalist... Kapitalizm. Abi, abi bütün dünya kapitalist Hayır, diyorsun. Hayır ben istemiyorum. Sen mesela. istemiyorum abi, Sisteminizi sen söyle. Söyle. Hayır, ben söyleyin. Hayır Rus sosyal sosyal sen... Rus Rus sosyal Rus Rusya'da... Sosyalist sistem ya da Rus Rus sosyal demokrat sistem... Nerede peki? Bir tane göz kargınlığına... Bey Rusya komünist bir rejim Abi Allah Allah. Hayır Rusya kapitalist bir ekonomik sistemi var. Sadece diktatör bir adamla yönetiliyor ama... Bütün sermaye her şeyle kapitalist yani. Her şeyle. Türkiye, kapitalist sistem dediğin baskıcı bir dakika. sistem abi nedir Türkiye, yani? Türkiye hangi kendi... El, ayak, 20 yıllık Erdoğan Türkiye. sistemi nedir? Türkiye ayaklarındaki prangaları abi, kırarak zincirlerini... Zincir edin. Bütün edin. dünya kapitalist. Evet. Türkiye'de yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Kurmaya çalışıyor. Ben tamam. elbette 100 20 yıldır hangi sistemle yönetiliyor? Ekonomik kapitalizmin sistem kapitalizmin dibiyle yönetiliyor diyorum. Ha canım, siz de söyle katlıyor musunuz buraya? Kapitalizmin şey dibini Türkiye canım. Türkiye bir türlü bağımsızlaşamayan bir ülke olduğu için sıkıntı evet. yaşadık zaten. Kapitalizm bu kadar askeri darbeler... O yüzden mi? bu kadar az bütün bu askeri darbeler bu kapitalist olduğumuz dönemde yaşandı yani. Peki 20 yıl Kapitalizm önce bitti olaylar şimdi Türkiye bugün neyle yönetiliyor? Mesela Ü köprü açıldı dün, evet. adama garanti verildi. Bu evet. kapitalizm mi, sosyalizm mi, komünizm nedir bu sistem? Kapitalizm gibi can bak, babası ya. Mesela adama 25 sene geçsin geçmesin millet bakın, alacağım sana vereceğim eko, dedi. Eko, başka bir şey söylüyorum. Ne diyorsun, kapitalizm kapita ya bir ekonomik düzeni tartışmıyorum burada. E, Türkiye. Kapitalizm ekonomik bir düzen. Bakın şimdi Türkiye biraz bak örneği verdim. Almanya emperyal bir güç değil. Kapitalizmin babası ama emperyal bir güç değil dedim. Değil mi? Almanya bir emperyal güç değil. Onun için verdiğiniz örnek doğru değil dedim. Peki. Aynı örneği Fransa için verseydiniz konuşabilirdik. Türkiye hiçbir zaman emperyal bir güç olmadı ki. Bugün de öyle bir güç değil. Olmak niyeti, de tamam, Olmak niyeti de yok. Olmak niyeti de yok. Adil bir dünya kurmanın peşinde koşuyor şu Anladım. anda Türkiye. Peki Somali'de evet. üst kurarsa, Katar'da üst kurarsa, evet. Libya'da üst kurarsa o bizi emperyalist bir güç mü yapar? Mesela Hayır. Bir dakika. Mesela Türk dizileri... Avrasya'da kapış kapış gidiyor. Balkanlarda millet hasta. Hı hı. Şeyde bile Latin Amerika'da bile hı hı. her yerinde Türk dizi. Bu bizi kültür emperyalisti yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Peki biz Amerikan filmleri dizileri seyredersek o bize Amerika'nın kültür emperyalizmini dayatması oluyor mu? Oluyor çünkü biz... Ama biz yaparsak olmuyor. Hayır çünkü biz Heh. bugüne kadar hiç kimsenin evine gidip oturup çökmedik. Irak'ta bir milyon insanı öldürmedik. Evlerini tarumar etmedik. Bunun Amerikan askerleri, Sırpları, Sümer tabletlerini Bunun alıp kaçırıp götürmediler. Bunun alakası var. Amerika'nın, o... İngiltere'nin müzayede salonlarında Irak'ın bütün tarih eserlerini Farklısı yağmalamadılar. Fark bu. Biz ülkelere adalet ve güzelliği empoze ediyoruz. Dizilerimiz dizi ise yani o açıdan söylüyorum. Fakat onlar sadece sömürü, işgal ve kan getirdiler. Anladım. Bunu da görmezden gelmeyin. Anladım. Cem Toker zaten size geçeceğim. Şimdi ee, şöyle bir tezde var. yani Amerika Birleşik Devletleri gittiği, demokrasi götüreceğim dediği hiçbir ülkeden çıkışında bir ne demokrasi ne bir rahatlama getirmedi diye bir tez var. Katılıyor musunuz? Latin Amerika'ya bakın. Orada da 80'lerde sosyalizm, komünizm, kan gövdeyi götürüyordu. Evet Amerika'nın yasa dışı müdahaleleri oldu, şu oldu, bu oldu ama ee, sonunda bugün... Latin Amerika'da bir huzursuzluk, bir dünyanın başına dert açacak bir problem. Bir şey görüyor musunuz? Batı şeye bakın, NATO ülkelerine, Avrupa bilgili ülkelerine bakın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sisteme bakın. Irak'a bakın. Uzak Doğu'ya Niye bakın. Niye Irak'a bakmıyorsunuz? Bu, bu coğrafyaya, boşa uğraşıyor demokrasi memokrasi Niye? diye de onu öğrenecek Coğrafyanın mı sıkıntısı var? Efendim e, coğrafya gelmiyor buraya demokrasi gelmiyor. Bütün dünyayı, <laughs> dünyada demokrasinin uğramadığı Şili tek bölge burası mi? kaldı. Şili'ye getirdi mi? Çok güzel bir demokrasi Bilmiyorum, mi Şililere, getirdi? Bilmem Şili'lere Venezuela'ya getirdi mi? Gelir düzeyine bakın. Evet. Venezuela'da yok Venezuela. diktatörlük işte sosyalizm geldi. Nasıl Ondan güzel bir düzey? Yani neyle yıkmaya çalıştı? Neyi? Sosyalist bir iktidar neyle yıkmaya e, darbe çalıştı? Darbeyle devirmeye çalıştı canım. Yani şa, şa, Şavez öldü. Öldü işte abi gitti. E, devir yani e Maduro'yu Maduro da devirmeye çalıştı. Yani var. siz Amerika'nın Irak'taki işgalini yapıyorlar. haklı ama Irakların Amerika'nın ortaya koyduğu demokrasi benimsemeyecekler cahil olduğunu konu. düşünüyorsunuz. Konu. Bakın Orta Doğu apayrı bir şey. Çünkü Orta Doğu'da İsrail var. İsrail demek Amerika demek. Tel Aviv demek Washington demek. Evet. İsrail'in güvenliği Amerika'nın bir numaralı. Sevin sevmeyin kabul edin, etmeyin. Amerika'nın Washington'un bir numaralı politikasıdır. ılımlı İslam projesi de İsrail projesidir. Amerika'da kurgulanmış, Orta Doğu'da uygulanmıştır. Efendim şey Büyük Orta Doğu projesi Arap Baharı da onun için Arap da Baharı da ya, odur. Irak işgaliyle Şimdi ne alakası var bunu söylediklerinizin? İsrail'in güvenliği söz konusu oldu mu o konulara girersiniz. Bunların kapitalizmle, sömürüyle, yani bilmem neyle alakası yok. Kendileri Irak'a demokrasi getireceğiz demedi mi? Afganistan'da çağ dışı Taliban rejimini yıktık bir daha ebediyen gelmeyecek Amerika Afganistan'a e özgürlük izdi işte Yenildi mi? çekildi çekildi işte evet. buyurun demedi bakın Afganistan'a huzur geldi Taliban yönetimiyle 2001'de da. bunu demedi mi ya, İşgale ya. başladığında bunu söylemedi mi Hayır 2001'de cezalandıracağım diye girdi şeyden ikiz öyle. kulelere saldırıdan Siz sonra bir NATO ülkesi saldırıyor musunuz ya, yani. efendim saldırıyor Hello Sunshine diye o şeyleri ama sorup kim var, dinlemiyorsunuz ya, ya ama tarım. öyle değil ki. Peki öyle değilse siz anlatın tamam. Buyurun sorun. Cem Bey yani. bitirsin Murat Bey size öyle dedi. Yani böyle bir, bir şey olur mu? Hem Irak'a işgal yapacak, işgal edeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki Irak halkına demokrasi yaramıyormuş diyeceksiniz. Ama bir milyon insan ölecek. Gelmiyor Orta Doğuya. Öldürerek Öldürülecek. Afrika'ya gelmiyor. Demokratik bir ülke yok. Amerika'nın karışmadığı ülkeler de var. Ürdün. Geliyor mu demokrasi oraya? En baba ülke İslam dünyasında Tunus. Onun da hali ortada. Niye baba dünya oluyor? Niye? Çünkü ben uluslararası Fransız endekslere sümürge. bakıyorum. Fransız sömürgesi o... daha yeni kurtuldu yani. Abicim, Neresi kurtuldu? yani? Uluslararası tamam. endekslere göre evet. dünyadaki en demokratik göreceli konuşuyorum. En demokratik İslam ülkesi Tunus. Çünkü ordusu yok. Ordusu yok yani Tunus'un. Tamam, Polis gücü pe var. Peki ordumuz olmazsa biz de... Ya, ya o, Öyle o, diyor, diyor zaten ABD. Tamam. Aman <laughs> İslam dünyasının ordusu olmasın... Rusya da öyle diyor, Ukrayna'nın ordusu olmasın. Ben o zaman daha kolay işgal edeyim, daha kolay yok edeyim. Abi, bir Peki, yandan diyorsunuz bu. ki Amerika silah satmak için bunları çıkarıyor. Ben de Bir yandan diyorsunuz ki Orta Doğu'da ordusu olmasın ülkelerin. Hangisi? Bir yandan diyorsunuz ki bir sonraki savaş Avrasya'da olacak. Bir sorayım. yandan sen diyorsunuz ki sen? Afganistan'dan Amerika çıktı. Evet, evet savaş olacaksa Avrasya'da hangi enayi çıkar Afganistan'dan askerini çeker Barış arkadaş dedi Avrasya'da yani, hangi barışta da aynı fikirde. ben zaten her programda kum torbasıyım sağdan soldan burada oturduğuma bakmayın abi, hangi kanala değilim? gidersem ortak Hayır, bir kere, payda bir kere Cem Tokere şundan dolayı teşekkür ediyorum kapitalizmi açık açık savunan Gerçekten kapitalizmi değil, emperyalizmi savunuyor yani, sen ben kapitalizmi Emperyalizm Kapitalizm, nedir hocam? Emperyalizm. Ya bu hassasiyete bayılıyorum biliyor musun? Evet. Hepiniz burada başka konu olsa biz üç kıtada at koşturmuş cihan imparatorluğu imparator emperyal i̇mparator, oradan gelir. İmparatorluk kelimesidir kökeni emperyal. Evet. Efendim bilmem kaç milyon kilometre karede cihan imparatorluğu kurmuş imparatorluğun eşi şeyiz. Torunlarıyız. Evet. Ondan sonra emperyalizme... Ama bizi adaletle yönettik. Onlar Anladım. kanla yönetiyorlar evet. yani. Ha. İngiliz yani. nasıl yönetti? İşte kanla. Adalet pa pa yoktu değil mi? Pakistan'da Hindistan'da yaptıklarını gördük. Ha. Bir de onlara soralım mı? Hindistanlara mı? Evet. Soralım bakalım. Hindlere soralım. Pakistanlara Pakistan soralım, soralım, soralım mı? Parmaklarını kestiler tekstil işçilerinin ki tekstil dokumasınlar diye. Bunlar münferit... Sıra e bize geldi mi? Yok Cem Hacısı Bey tam, tam size ]paper. geçeceğim. Ya, Allah aşkına. C'm akşam, Allah Allah biraz zinye. Murat Bey biraz dinleyelim. Murat Bey müdahale ettiği için Cem Bey tam abi. duyamadı. Kazanma değil fikir so, şey alışverişi şey yapıyoruz canım. Gayet de faydalanıyoruz. Ne var yani? Yeni dünya düzeni size de sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Ben sanmıyorum yeni dünya düzeni falan. Düzen gidip gelip Şöyle değişiklikler olacaktır. Avrupa uyandı. Avrupa çok pasif kalıyordu. Güvenliği için Amerika'ya güveniyordu. Ee, askeri şeyi için ee, Nasıl olsa Amerika bunu hallede Para da vermiyordu savunmasına İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan bir travma yaşıyordu Avrupalılar Aman sıcak savaş dendiği zaman Tüyleri diken diken oldu Aman bulaşmayalım derken Şimdi Polonya'ya Romanya'nın kapısına Macaristan'ın kapısına Sıcak savaş dayandı Yumurta kapıya geldi Şimdi işte Almanların bakışı değişti. O beyin ölümü gerçekleşmiştir denen e, diyen NATO. Fransa bir anda. NATO güçlendi. NATO güçlendi. güçlendi birlikte oldu mu? Aynen. Şimdi şöyle bir şey oldu. Putin dengeleri değiştirdi. E, ben e, yurt dışında yaşarken şu bir makale okumuştum e, bir think tankin. Amerika 21. yüzyılda ordusunu iki büyük sıcak savaşa aynı anda verebilecek şekilde hazırlıyor ve güçlendiriyor. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'da olacak, bir tanesi Uzak Doğu'da olacak diye. O işte şeye kalktı. Orada o fiyasko oldu çünkü. Evet, çünkü Rusya nasıl olsa dağıldı artık tek kutuplu dünya biziz dünyanın patronu falan filan derken Putin'in bu yayılmacı genişlemeci duruşu bu hesapları alt üst etti. Belki bu açıdan bazı hesaplar yeniden yapılacak. Hani yeni dünya düzeni dediğiniz oysa. Ama ben bugün bakıyorum yeni dünya düzeni kurulacaksa niye bir Allah kulu Putin'e destek vermiyor? Dünyada 190 kötü, küsür ülke arasında Putin'i destekliyorum diyen bir ülke yok. Eritre falan galiba. Kuzey'de per oranıyla şimdi mesela Çin'den Hep... böyle bir şey bekleniyordu ama Çin'de Çin'de şekilde... Çin'de Çin de yapmadı. Çin de çekim Açık kavur koymuyor. Koymuyor tabi. koymuyor tabii. Çünkü ama yarın bir gün Amerika'nın planı şu şuydu. Geçen yüzyılın yine sonlarına doğru Brzezinski'nin söylediği e, Avrasya ve Afrika'da biz Çin'le e, mücadele edeceğiz. Bu sıcak savaş değil illaki. E, ekonomik olarak ticari olarak, kültürel olarak en büyük rakibimiz olacak. Ve e, Amerikalılar şunu gördüler. Çin'in bir de askeri gücü Sovyetlerin askeri gücünden çok daha farklı ve ticari gücü, ekonomik gücü çok daha fazla Çin'in. Amerika'yla da tabii çok ciddi bir ilişkisi, ilişkisi var. var. Şimdi burada da sık sık duyarım tam bağımsız Türkiye. Hiç böyle böyle bir hikaye bu klişe. 70'lerden kalma. Hiç altını dolduramayacağınız bir şey. Kim tam bağımsız ya? Amerika mı tam bağımsız? Değil mi? Çin olmasa Amerika ne olur? Çin mi tam bağımsız? Amerika olmasa Çin ne olur? Güney <laughs> Kore mi? Güney Kore mi tam bağımsız? Almanya mı tam bağımsız? İngiltere mi tam bağımsız? Neyle tam bağımsız? Tam Adam bağımsız ama söylüyor, 300 yok demek milyar ki. kasada parası var, şeyi var, e, fazlası. bütçe fazlası var. 3 trilyon dolar mı euro mu ne şeyi var. Rezervi var. Çin'in 2,5 2 trilyon, trilyon dolar rezervi var. O bile çıkıp da ben tam bağımsızım, tam bağımsızlık hedefim var falan demiyor. Dünya artık 21. yüzyılda herkes birbirine göbekten bağlı. Onun için kimse aldırın başımı gidiyor. Türk Türkiye dışında. De tam ben yeni bir düzen kuruyorum bak Afrikalılar beni de bir, bir günde satarlar Türkiye'yi Mürkiye'yi. Bu gazlara gelmemek lazım. Bu Alatürk'a yaklaşım. Sen yolunu çizeceksin, kararını vereceksin kardeşim. Ya buradasın ya oradasın. Niye demin pro niye mi? Niye? Erdoğan'ın sözüyle size cevap vereyim. Demin arada kaynadı. Bir taraf olan ber taraf olalım. Tamam, kendi tarafımızdayız işte. Tamam, kendi Adaletin tarafımızda. tarafındayız. Kendi tarafımızda olalım. Ben yeni dünya düzeni falan beklemiyorum. Ekonomik olarak bir takım girişimler olabilir küçük çapta. Mesela 10 senedir biz Rusya'yla ruble Türk lirası ticaret... Hadi yap. Hadi yap. S-400'leri ile al. Putin'e de ki ben bir, bir set daha S-400 alacağım. Çok güzel bunlar. Bana çok lazım olacak. Ama ben Türk lirasıyla ödeyim. Hadi öde. Bakalım Türk alacak mı şey Putin? Türk liranı seni. Ya Venezuela ile yap. Bolivar var mıdır nedir parası adamın? Peynir alıyoruz oradan. Böyle uçaklar geliyor peynir getiriyorlar Karşı Karşılığında siz, Venezuela'ya de ki ben Türk lirasıyla alacağım. Bunlar hikaye bunlar manşet günü kurtarmak için. Tabana böyle şeyle vay be işte bak Türkiye dik duruyor. Artık Amerikan can cehenneme Avrupa Birliği'nin can cehenneme. Biz artık kendi paramızla yapacağız. Erdoğan da diyor ya, bu ne doları diyor ya Türk liramız var bizim. Ondan sonra köprüyü dolarla, euroyla yapıyor. Bu hikayeleri millet yerse yesin kardeşim. Ondan sonra dövünür dururlar. Ya da gerçekçi olacaksın. dünyayı Gerçekçi olup entegre olacağız. Onu sömürgesi olmaya devam edeceğiz. Entegre olmak sömürge mi? Hep sömürüldük ama. Sömürge, Estonya evet. şimdi sömürge mi sömürge, oldu? Batı'yla entegre oldu. Tabii ki sömürge. Olur, devlet nasıl mi oldu? Estonya, nın Estonya nın sömürge nesi var, mi? Finlandiya, sömürge. Finlandiya devlet mi ha, yani? Ha Söyle, Finlandiya'nın nesini sömürüyorlar? Kerestesini mi? mobilyasını mı sömürüyorlar? Ülke ne? değil, ülke değil. Rus, Rusya'nın tehdidi karşısında Sen bile sor, Rusya değil, Rusya'nın öyle bir tehdidi var ki adamlar diyor ki NATO gelsin beni korusun. Çünkü evet, ordusu evet. falan yok. Niye demiyor? Yok. Niye tam yok. bağımsızım diyemiyor. Nasıl desin adam Rusya'nın ah, önünde? diyebilir tabii. Biz deriz biz tabii. bin yıllık devletiz. Tabii. tabii. Peki. Tamam. Reklama gidiyoruz şimdi kısa bir aradan sonra e, bu hararetli tartışmayı Ali Turan'la devam edeceğim. Evet.